Gece Uygurlarla ilgili şehirlerde yapılar, kuleler, bahçeler çoktur. Altın, gümüş ve bakır eşya yapmakta beceriklidirler. Uygur topraklarında yalnız buğday değil, hububat da yetişir bilgilerine yer vermiştir. Bu bilgilere göre Uygurlarla ilgili olarak ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? Yerleşik hayata geçtikleri şehirler oluşturmaları, evler yapmaları, kuleler yapmaları yerleşik hayata geçtiklerini gösterir. Kalıcı mimari eserler yaptıkları, kuleler yapmaları, ev yapmaları bunun kanıtı. Zirai faaliyette bulunduğu, buğdayın yanı sıra hububat da yetiştirmeleri zirai faaliyette bulunduklarının göstergesidir. Cevap E seçeneği. Türk devletleri ile ilgili aşağıdakiler hangisinde birincide verilen ikinciye neden olduğu savunulamaz? Kut inancının benimsenmesi, halkın hükümdara bağlılığın artması, kut inancında hükümdarı Tanrı tarafından görevlendirildiğine inanılır. Bu da halkın hükümdara bağlılığını arttırmıştır. Orhun kitabelerinin okunması Türk tarihinin aydınlatılmasına ortam hazırlamıştır. Ülke hanedanın ortak mal anlayışının uygulanması taht kavgalarının yaşanmasına neden olmuştur. Hanedan üyeleri arasında onlu askeri sistemin oluşturulması siyasi ve askeri yapının güçlenmesine zemin hazırlamıştır. Kurultayda son kararın kağına ait olması burada son kararın Kaan'a ait olması, Kaan'ın ülke yönetiminde söz sahibi olduğunu, mutlak güç sahibi olduğunu gösterir. Bu da meşruti monarşi yönetimine geçilmesine neden olduğu söylenemez. Meşruti monarşide kral vardır. Kralın yanı sıra halkın da yönetime dahil olduğu meclis vardır. Dolayısıyla böyle bir şeye Türklerde görülmemiştir. İlk Türk devletlerinde cevap E seçeneği. Türkler ana yurtlarından yaşadıktan sonra çeşitli nedenlerden dolayı milattan önce 2000 yılından başlayarak milattan sonra 10. yüzyıla kadar Asya, Avrupa, Afrika kıtalarının farklı bölgelerine göç etmişlerdir. Ana yurttan yapılan ilk Türk göçlerinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? İklim değişikliklerinin yaşanması etkili olmuştur. Özellikle iklim değişiklikleriyle birlikte hayvanlara otlak sıkıntısının yaşanması bunda etkili olmuş. Kuraklığın artması iklim değişikliğinin bir sonucu zaten. Birbirini tetikleyen gelişmeler. Yine salgın hastalıkların yaşanması Türklerin farklı yerlere göç etmesini etkilidir. Çin devletinin baskısı, Çin hakimiyetine girmek istemediğinden dolayı Türkler yine farklı kıtalara göç etmişlerdir. Ancak Türklerin yerleşik hayata geçmesi bir göç nedeni değildir. Cevap D seçeneği. Bir tarihçinin Türklere ait en eski kültür bölgesi olarak kabul edilmektedir. Altay Sığan Dağları'nın bulunduğu bölgede araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırma ve kazı çalışmaları sonrasında çakmak taşından ok uçları, bıçaklar, kemik iğneler ve bakır eşyalar bulunmuştur şeklinde bahsettiği kültür bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? Anap, dünyanın en eski kültür merkezi olarak kabul edilmektedir. Adronova kültürü yine Türklere ait önemli Orta Asya kültürleri içerisinde yer alır. Afanasya'ya benzer ancak bu kültürde bakır araçların yanında ilk kez tunçtan ve altından yapılmış eşyalar kullanılmıştır. Yine Karasu kültürü Orta Asya Türk kültür merkezlerinden bir tanesidir. Bu dönemde demir kullanılmıştır. Tagar kültürü yine Orta Asya'daki Türk kültür merkezlerinden bir tanesidir. En yeni ve en gelişmiş kültür merkezi olarak kabul edilmekte. Yukarıda tarihçinin özelliklerinden bahsettiği Türklere ait en eski kültür bölgesi olarak kabul edilen kültür bölgesi Afanasyeva'dır. Doğru cevap C seçeneği. Avrupa Hun Devleti'nin Margus Anlaşması ile vergiye bağladığı devlet aşağıdakilerden hangisidir? Batı Roma, Avarlar, Uygurlar, Birinci Köklük Devleti ve Doğu Roma İmparatorluğu vermiş. 434 yılında yapılan bu anlaşmaya göre Doğu Roma İmparatorluğu vergiye bağlanmıştır. Atilla ile Doğu Roma İmparatoru arasında yapılmıştır bu anlaşmada. Bu anlaşmada Romalılar 700 bin libra olarak vergiye bağlanmış. Cevap A seçeneği. Türk devletleri ile ilgili eşleştirmelerden hangileri doğru verilmiştir? Avarlar, Germen ve Slavları yönetimleri sanat alanında etkilemiştir. Askerlik ve sanat alanında doğru. Hazarlar, İslam ordularıyla ilk savaşan Türk devletidir. Doğru. Peçenekler, Bizans ordusunda paralı askerlik yapmışlardır. Bu da doğru bilgi. Asya Hunları, ilk din değiştiren Türk devleti denilmiş. Din değiştiren biz Uygurlar olarak görüyoruz. Mani dinini benimsemişlerdir. Doğru olanlar sorulmuştu bize. Cevap E seçeneği. Türk tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır denmiş. Savaşlarda hilal taktiği uygulanmıştır. Doğru. İlk önce merkezden bir kuvvet düşmana saldırır.
Merkez kuvvet geriye çekilirken sağ ve sol kuvvetler düşmanı çembere alarak imha eder. Bunu uygulamışlardır. Uygur Devleti'nin kurucusu Bilge Kül, Kağan'dır doğru. İtil Bulgarlar İslam dini benimsemişlerdir. Türk tarihiyle alakalı doğru bir bilgi. Avarlar Asya ve Avrupa'da devlet kurmuşlardır. Bu da doğru bir bilgi. B seçeneğinde Avrupa Hun Devleti'nin ekonomisi tarım üretimine dayanmıştı denilmiş. Yanlış. Avrupa Hun Devleti'nde daha çok hayvancılık, özellikle koyun ve at yetiştiriciliği yapılmıştır. Cevap B seçeneği. İlk Türk devletlerinde devlet halk içindir anlayışı benimsenmiştir. Bu bilgiden hareketle ilk Türk devletlerinde anlayışlardan hangilerine önem verildiği savunulabilir. Devletin halk için olması, halkın menfaatine, halkın refahını gözetmesi, sosyal devlet anlayışına önem verildiğini gösterir. Teokratik yönetim, ülke yönetiminde dini kuralların etkili olmasını ifade eder. Yukarıdaki bilgiden bunu çıkaramayız. Aristokratik idare yönetimin soylu bir sınıfta toplanmasını ifade eder. Yukarıdaki bilgiden yine bu söylenemez. Cevap A seçeneği. İlk Türk devletlerinde görülen durumlardan hangilerinin demokratik yönetim özellikleriyle bağdaştığı söylenebilir. Demokrasi olan yerde herkesin fikrine saygılı, herkes fikrini rahatça beyan edebilir. Boy beylerinin kurultaya katılarak fikir ve düşüncelerini ifade etmeleri demokratik bir tutumla bağdaşır. Türk veraset sisteminin benimsenmesi, Türk veraset sisteminde ülke idaresi kan bağıyla aile hanedan üyeleri arasında geçer. Bu demokratik yönetim anlayışına bağdaşmaz. İkili teşkilat sisteminin uygulanması, ülkenin doğu batı şeklinde ikiye ayrılarak yönetilmesi yine demokratik yönetim özelliğiyle bağdaşmaz. Doğru cevap A seçeneği. Yukarıdakilerden hangilerinin ilk Türk topluluklarının uğraş alanını etkilediği savunulabilir? Toplumların uğraş alanlarını en başta coğrafi şartlar etkiler. Coğrafi şartlar tarım yapmaya elverişliyse o insanlar daha çok tarımda uğraşır. Toprakları tarıma elverişli değilse, geniş bozkırlar varsa hayvancılıkla uğraşmışlardır. Yine yaşam biçimi insanların uğraş alanlarını etkiler. Türkler göçebe yaşadıkları için, sürekli yer değiştirdikleri için hayvancılıkla uğraşmışlardır. Dolayısıyla konar göçer yaşamda etkili olmuştur. İkili yönetim anlayışı idarede yönetim biçiminde etki etmiştir. Ülke doğu batı şeklinde ikiye ayrılarak idare edilmiş. Bu da devletlerin kısa bir süre sonra zayıflayarak yıkılmasına neden olmuştur. Kut inancı yine idarede hükümdarın tanrı tarafından görevlendirildiğine inanılmasıdır. Doğru cevap C seçeneği. Yukarıda bazı özelliklerinden bahsedilen Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir? Kıpçaklar, Karluklar, Başkurtlar, Macarlar, Türk işler seçenekleri verilmiş. Batı Köktürk topluluklarından olup kaynaklarda çoğunlukla Kumanlar adıyla anılmıştır. 11. yüzyılda Güney Rusya'ya gelerek burayı ele geçirmiş. Bizans'a akınlar düzenlemiştir. 1250'de kurulan Memlük Devleti'nin yönetimini kısa sürede ele geçirmişlerdir. Yukarıda bahsedilen Türk boyu Kıpçaklardır. Doğru cevap A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Türk boyları arasında gösterilemez? Başkırtlar bir Türk boyudur. Macarlar, Bulgarlar ve Oğuzlar Türk boylarıdır. Bunlardan kimileri din değiştirdikten sonra milli kimliklerini kaybederek Türklük özelliklerini de kaybetmişlerdir. D seçeneğinde verilen Tunguzlar Türk boyları arasında gösterilemez.